Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 29 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylarımızı sizlerle merhaba demek, sizlerle birlikte kendilerini anlatma fırsatı tanıdığımız toplantımıza hoş geldiniz diliyorum. Çıkan tüm belediye başkan aday adaylarımıza da çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Ve ben sözü belediye başkan aday adayımız Bora Balcıoğlu'na veriyorum. Burada bulunan bütün bayanlarımızın adına ilçe başkanıma bu çiçeği takdim ediyorum. Nezaketinden dolayı belediye başkan aday adayımıza teşekkürlerimi kadınlarımız adına sunuyorum. Buyurun, söz sizin. Evet. Heyecanlanacağımı tahmin etmiştim. Ama bu kadar... Ama bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmemiştim. Çok heyecanlıyım ama bunu da unutmayın ki gençlerin heyecanı hiçbir zaman bitmez. Şuraya baktığımızda arkamızda Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Devrimcilik, laiklik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik ve cumhuriyetçilik diyen bir parti. Cumhuriyeti kuran bir parti. Kurtuluş Savaşı'nın içerisinden doğmuş olan bir parti. Topluma ulus bilincini aşılamış olan bir parti. Bunun yanında laik cumhuriyetin kurulması ve demokrasimize öncülük eden bir parti. Çağdaşlaşma adımını atan ve öncülük eden bir partide, partimin mensubu olmaktan dolayı son derece heyecanlanmamam da mümkün değildir. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere gönülden sevgi, saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Evet, sayın ilçe başkanım, ben öncelikle bir parantez açmak istiyorum. İlçe başkanım Sayın Suna Göçengil ablam benim değerli büyüğüm. 2009 yılında göreve başlarken belediye meclis üyesi aday adaylığımdaki başvurumu da kendisi ilçe sekreteriydi o dönem. Kendisine takdim etme fırsatım olmuştu. Aradan 10 yıl geçti. 2019 yılının belediye başkan aday adaylığı başvurumu da kendisine teslim etmek nasip oldu. Demek ki uğurlu geliyor başkanım bana. Bunu da belirtmek istiyorum. Cefakar Kadın Kolları Başkanım Sayın Elif Yılmazer ve yönetimi. Fedakar Gençlik Kolları Başkanım Sayın Berker Esen, onun yanında İbrahim Gülfidan ve Gençlik Kolları yönetimimiz. Değerli parti büyüklerim, partimize emeği geçen çok kıymetli büyüklerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, bizim olmazsa olmazımız Silivri'mizin basını, basınımızın çok kıymetli değerli büyüklerim, değerli arkadaşlarım, kıymetli ailem ve partililerimiz. Böylesine güzel bir akşamda, bu akşam coşkulu katılımınızla onurlandırdığınız parti binamızdan hayatımın en önemli kararlarından birini sizlerle paylaşmak için buradayım. Aktif olarak 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı olarak hizmet ettiğim sürekli gelişen ender ilçelerden Silivri'mize, güzel Silivri'mize önümüzdeki yerel seçimlerde bir parçası olarak onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden
Silivri Belediye Başkan aday adaylığımı şu an itibariyle gururla açıklamak için sizlere veriyorum. Bu kararım hiçbir kişisel hesap, hırs ve itiraz içermemektedir. Gelecekte de içermeyecektir. Ben bu kentte doğmuş, bu kentte yaşamış, bu kentte ekmeğini kazanmış, bu kentte çalışmış ve bu ilçenin evladı olarak sizlere şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Belediye Başkanım ile 10 yıla yakın bu kentte, bu ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşadım. Son aylarda ise her sokağa çıktığımda bana umutla bakan insanların, özellikle gençlerin söylediklerine, temellerine karşı önümde iki tane yol vardı. İki tane seçenek vardı. Bunlardan bir tanesi ya bir sonraki dönem kaderime yazılanı bekleyecektim ya da bu kentin sokaklarında yaşayan hemşehrilerimizin isteklerini koltuk davasından önce tutarak hizmet bayrağını devralmak için tüm benliğimle kendimi Silivri'ye emanet edecektim. Ben ikincisini seçtim. Benim için doğup büyüdüğüm, yaşadığım bu ilçenin insanların, gençlerinin istekleri kişisel davamın da kariyerimin de çok önünde gelir. Ve bundan sonra da her zaman böyle olacaktır. Çünkü kişilerin kariyer ve ikballeri toplumun beklenti ve isteklerinin önüne geçmemelidir, geçemez. Ben buna yürekten inanan bir kardeşiniz olarak Silivri'nin sesini dinledim. Mahallelerimizin, sokaklarımızın, köylerimizin sesini dinledim. Gençlerin adayı olarak gençlerin sesini dinledim. Onların umut dolu ellerine el vermek adına bu hizmet yarışında ben de varım dedim. Bravo. Kendi başına yola çıkmış bir kardeşiniz olarak, yani kendimi sizlere emanet ediyorum. Bu göreve Silivri'mizin marka değerini daha yukarılara taşıyabileceğime inandığım için hep daha fazlasını hak ettiğini düşündüğüm gençlerimize daha güzel bir kent sunabileceğimize inandığım için talip oluyorum. Biliyorsunuz ilçemiz İstanbul'un yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi. 900 kilometrekarelik bir alana sahibiz. 2009 seçimleriyle birlikte 8 tane belde belediyemizin kapatılmasıyla ve akabinde 2014 seçimleriyle birlikte köylerimizin de mahalleye dönüşmesiyle birlikte 35 tane mahalleyle birlikte devasa büyüklükte bir coğrafyaya sahip bir ilçe. 2 tane mahalle aramız 50 kilometre. İstanbul'un 144 kilometrekarelik sahil şeridinin üçte bir sahili Silivri'de. Yani 42 kilometrelik bir sahilimiz var. Yani İstanbul'un yüz ölçümünün altıda biri Silivri. Devasa büyüklükte bir ilçe. Bunun yanında bu yüz ölçümünün yarısı da tarım alanı. Yaklaşık 460 kilometrekaresi tarım alanı. Tarım alanı ve kıyı balıkçılığı içinde kentle denizin birleştiği alanlar mevcut. Sosyal yaşamın deniz kültürüyle birleşmesi gereken bir yer. Silivri'nin kıymetini çok iyi biliyorum. Görevimi yaparken insanlığımı ve iyi niyetimi hiçbir zaman bırakmayacağım. Sonuna kadar koruyacağım. Siyaseti insana hizmet yarışına sokan bir anlayışta yapacağım. Toplumsal yarışı sağlamalıyız. Tarafsız, adil, insan odaklı. Kimsenin inancına, dinine karışmadan hizmet yarıştıran, adaletli, daha genç, dinamik, daha aktif bir yerel yönetim anlayışı için sizden görev ve yetki bekliyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olabilecek kapasitede birçok kişi, birçok yetenek, birçok genç var. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk konuşmamda da belirttiğim gibi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Cumhuriyeti duran bir partidir. Kadrolarımız zengindir, birikimlidir. Kadrolarımızda bulunan herkes ilkelidir. Bunu sonuna kadar savunuyorum ve bunu biliyorum. Huzurlarınızda açıkça ifade ediyorum ki
Partimin belirlediği yöntem ne olursa olsun aday adayı olacak değerli büyüklerim ve arkadaşlarımla birlikte demokratik olarak yarışacağım. Tek tek hepsine başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun partimin yetkili organlarının alacağı karara saygı duyacağım. Partimi kamuoyu önünde asla tartışmayacağım. Hedefim ve hep birlikte hedefimiz şu olmalı. Yaşadığımız güzel ilçemiz Silivri'mizi sosyal demokratların uzman olduğu bir biçimde yönetmek olmaktır. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağımıza hiç kuşku duymuyorum. Birlikte başaracağız. Hizmetin temelini her zaman söylüyorum, sevgi oluşturmaktadır. Silivri'miz her şeyin en güzeline layık. Birçok ilçemizle ilgili mevcut projelerimiz var ama şu aşamada doğru değil bunları paylaşmak. İlçemizin ne kadar özel ve önemli olduğunu farkındayım. Doğasıyla, tarımıyla, deniziyle, hizmet sektörleriyle, birbiriyle çelişmeden ender gelişen ilçelerden bir tanesi. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. Yaşamaktan büyük keyif aldım. Büyüdüğüm, ailemin büyüdüğü, çocuklarımı da burada büyüteceğim bir ilçe. Silivri'mize hizmet etmek için talip olduğum bu görev, Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı olarak bir cesaret işi olduğu kadar aynı zamanda benim için büyük bir onur ve şereftir. Siyaset bir iddia işidir. İddia koyacaksınız. İddianız yoksa siyaset yapmayacaksınız. Ben de bir iddia ortaya koydum. Daha güzel, daha temiz gençlerle birlikte bir yerel yöneticilik yapma hayalim var. Ve bu hayalimin peşinden koşacak da cesaretim var. Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle devam etmek istiyorum. Çünkü gençleri de temsil ettiğimiz için gençler gözümün içine bakıyorlar. Gençlik bir ülke için çok önemli bir kuvvettir. Ama bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik ise o ülkenin umudunu oluşturur diyor. İşte biz de bunu yapacak, bende de bunu yapacak cesaretim var. Hepimizde, bütün gençlerimize bunu yapacak cesaretimiz var, gücümüz var. Kendimize güveneceğiz, partimize güveneceğiz, kamuoyuna güveneceğiz. Belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığımda bana katkı sunan, değer veren ve ilçemize, Silivri'mize önemli hizmetleri olan başta Belediye Başkanım Sayın Özcan Işıklar'a teşekkür ediyorum. İlçe Başkanım Sayın Suna Geçengil ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Kadın Kollarımıza Sayın Elif Yılmazer Başkanım ve onun yönetimine çok teşekkür ediyorum kadınlarımıza. Gençlerimize, Gençlik Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında belediye meclis üyesi büyüklerim ve arkadaşlarım, 10 yıl boyunca görev yaptığım belediye meclis üyelerimize, arkadaşlarıma, abilerime çok teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığım, belediyede görev yaptığım süre içerisinde beraber çalıştığım, belediyede çalıştığım belediye personelimize, arkadaşlarıma, değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Partimize emeği geçen herkese, büyüğünden küçüğüne, önlerinde saygıyla eğiliyorum, sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmemde sıkıntılarımı ve uykusuz gecelerimi karşılayan ve tolere eden başta eşim Hayriye ve oğlum Safa. Aileme çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, katılımınızla onurlandırdığınız bu akşamki parti binamızda heyecanıma ortak olduğunuz için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin umutlu bakışlarınızı boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Siyaset. Bundan sonra bugün bir siyaset işlemizin başkanım, buyurun. Başkanım.
Bora başkanım. Başkanım buraya. Suna Hanım, Bora Bey. Başkanım bu tarafa da alalım. Şimdi bakacağız arkadaşlar, yön yön bakacağız. Öğrendik. Evet, ben de Bora Balcıoğlu arkadaşıma, kardeşime teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun diliyorum. Ben bu vesileyle sevgili eşi Hayriye Hanım'ı da buraya davet etmek istiyorum.